40 yaşındayken bir travma yaşadım. Ailevi bir problem yaşadım. Ve ben bu hayatta kendim için ne yaptım dedim, ne yapmak istiyordum. Resim yapmak istiyordum. Çünkü bir galeriyi gezerken o problemimi unuttuğumu fark ettim. Benim resim yapmam lazım dedim. Gözümü kapattığımda gördüğüm bir resim var. O resme yaklaşmaya çalışıyorum. Eskizler yapıyorum, kat kat boyuyorum. Bazen onu bozuyorum özellikle. Daha iyisi çıkar çünkü bozulunca. Sonunda hayalimde kurduğum resmi görünce, hah şimdi bu oldu derim. Tabii onu demek biraz süreçle ilgili. Bazen resmin karşısına geçip bilmece çözerim. Bazen arkamı dönüp kitap okurum. Derim ki resim benimle konuşmuyor. Yani resim bana bir şey yapmamı söylediği zaman ben onu yapabiliyorum. Karşısına geçiyorum. Orada bir şey görüyorum ve elime fırçayı alıp başlıyorum. Ben 2000 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden mezun olduğumda gündem genç sanatçılardı. Ben 45 yaşında olduğum için genç sanatçı değildim, hiç sergilere alınmadım. Ama usta ressamlarla çalışan galeriler de benimle çalışmıyordu çünkü yeni mezundum. Ben arafta kaldım. O yüzden bir de kadın olmanın getirdiği dezavantajla o sanat piyasasının içinde doğrudan kendime bir yer bulmadım. Sonra da bulmayı reddettim. Kendi kendime var olmak istedim. Ben sanatçı mıyım? O izleyicinin ya da sanat tarihçinin karar vereceği bir şey. Ben resim yapıyorum ve resimle bir derdim var. Onu çözmeye çalışıyorum. Sait Faik'in bir sözünü hatırlarım hep. Yazmasam ölecektim der. Ben de resim yapmasam ben olmayacaktım. O yüzden resim yapıyorum. Yani sanatçı mıyım, iddialı mıyım? Bunlar benim için hiç önemli şeyler değil. Kadın olmak başlı başına engelleri olan bir durum biliyorsunuz. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama ben biraz böyle cesareti olan bir insanım. Hep imkansızlıkların, zorlukların üstüne gitmeye alışmışım. Öyle bir karakterim var. Kadın sanatçı olarak var olma konusunda da çok cesur adımlar attım hep. Kendi kendime kararlar verdim. Bence kadınlar çok güçlü. Kadınlar becerikli, yapıcı. Burada Küçükköy'de yaşayan sanatçı kadın arkadaşlarımda da onu görüyorum. Ve diyorum ki bu köy kadınlarla yükselecek. O kadar başarılı, yetenekli, gayretli, çalışkan sanatçı arkadaşlarım var ki bu da birbirimize güzel bir enerji veriyor. Yeni bir resim yapmam için daha farklı ve yeni bir şey söyleyen bir resim yapmam gerekir benim. Yani onun için aklıma bir şey takılır, bazen gözüme bir şey takılır. O gözüme bir şeye çok uzun süre baktığım zaman da takılır. Mesela annemin kıyafetlerini ve saç modelini hatırlattığı için bir dönem 60'lar filmleri izledim yoğun olarak, rock'n'roll filmleri. Oradaki gençliğin müzikle, dansla, eğlenceyle düzene isyanını, yenilik arayışını çok etkili buldum. Sonra dedim ki ya ben bu müziğin, bu ritmin, enerjinin resmini yapabilir miyim? Aslında imkansız gibi görünen şeyler beni daha çok çekiyor. Yapamam zannettiğim bir şeyi yapmaya çalışırken daha çok motive oluyorum.
Hakikaten öyle bir dans serisi çıktı mesela oradan. Zaten resim yapmak hem zihinsel hem de pratik bir süreç, eylemsel bir süreç. Yani sadece düşünmüyorsunuz, aynı zamanda bir boyayı hazırlıyorsunuz, onu fırçayla sürüyorsunuz. Onun göründüğü resimler yapmaya çalışıyorum ben. O yüzden resimlerimde fırça izi kaybolmaz. Her kat alt alta, üst üste görünür. Ve çizgiyi, desen etkisini çok önemsediğim için resimlerimde renkle, boyayla deseni yakalamaya çalışırım. Bir gün vapurda gidiyordum. Dedim ki ya ben bu şehre aşığım, hayranım. En büyük şairler, en güzel şiirlerini bu şehre yazdılar. Ama vapurdan iniyorum, beni dövüyor. Öyle yoğun, öyle karışık, enerjisi yüksek bir şehir ki. Ben de bu duygumun resmini yapabilir miyim? Bendeki İstanbul'un duygusunun resmini yapabilir miyim diye peşine düştüm. Uzun süre İstanbul'un özellikle çok bilinen yerlerini dolaştım, fotoğraflar çektim. Gözümü kapadığımda tek bir fotoğraf, tek bir görüntü İstanbul'u anlatmıyordu bana. İstanbul'u anlatmak için o yüzden üst üste kompozisyonlar yapmaya başladım. Eskizlerini yaptım. Kimi görüntüleri değiştirdim, kimilerini üst üste bindirdim. O gözümü kapadığımda gördüğüm şehrin resmini yapmaya çalıştım. Bu da uzun bir zaman aldı. 6 yıl sürekli İstanbul resimleri yaptım. Sonra da terk ettim. İstanbul resimlerinden sonra Ayvalık'a yerleşince bir de Ayvalık'ın resimlerini yapsam nasıl bir şey çıkar diye düşündüm. O sırada da pandemi dönemiydi. Bayağı insanlardan uzak, kapalı bir dönem. Daha çok Ayvalık'ın gün batımlarına, denizine, sokaklarına, evlerine hayranlıkla baktığım için bu resim çıktı. Sonra fark ettim, insan yok. O pandeminin etkisi oldu zannediyorum. İstanbul resimlerine bakanlar çoğu zaman burası, şurası dediği zaman aslında orası değil ama onun daha önce gördüğü bir yeri hatırlattığı için orası olduğunu düşünüyor. Bu benim için çok güzel bir şey. Herkesin kendi anılarıyla ve İstanbul algısıyla örtüşen, bir şeyler hatırlatan resimler oluyor. O yüzden de çok çeşitli perspektifleri, çeşitli uzaklıklarda yan yana getirdiğiniz zaman resimde bir enerji oluşuyor. Göz bir yerden giriyor, başka bir yere dolaşıyor, çok uzun süre resme bakabiliyor. Benim için başarılı bir resim, çok uzun süre bakılabilen bir resimdir. Benim resimlerimde her santimetre karede diyebilirim, soyut bir resim görürsünüz. Çünkü orada dümdüz boyanmış alanlar yoktur. O boya katları, fırça izleri kendi içinde soyut resimler oluşturur. O soyut resmin içinden bir görüntü yaratmaya çalışıyorum. İstanbul'un da o yoğun, kozmopolit, kaotik yapısı beni böyle bir yöntem bulmaya zorladı. Ancak o şekilde İstanbul'u anlatan bir resim yapabilirdim. Tek bir görüntü İstanbul'u anlatmıyordu. Sanat benim için nedir? Bu hayata katlanmamı sağlayan şeydir. Bir
roman okursunuz, bir güzel film seyredersiniz, bir güzel müzik dinlersiniz, işte resim görürsünüz. O sizi başka yerlere götürür. Hayatın sıradan problemlerinden alır götürür. Sanat olmasa çok sıkıcı, çok boş bir hayatımız olurdu. Bence çağdaş Türk kadını zaten bu cesarete sahip. Yani onlara cesaret vermek gereksiz. Şu anda ortada olan en cesur hareketler kadınlardan geliyor farkındaysanız.